Evet Mustafa Anzale canlı yayın konuğumuz. Mustafa selamlar. Hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar iyi yayınlar merhabalar. Teşekkürler. Seni geçmiş yıllardan da hatırlıyorum. Bizim böyle programlarımızda küçük partlar Değil olurdu mi? ve yine böyle maç anlattırdığımız partlar eski yıllarda orada da maç anlatımı yapardı. Bize dönem dönem yayınlardık. O zaman da çok başarılıydı. Şimdi bunu devam ettiriyor. Ne mutlu sana. Çok teşekkürler. Öncelikle Bean Sports ailesine de çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fırsatı, böyle bir imkanı bizlere verdikleri için. Mustafa biraz bize kendinden bahset. Ben açıkçası senin uzun yıllardır böyle bir hayalin olduğunun farkındayım yayınlarımızdan da. Biraz ama bahset kendinden. Neler yapıyorsun? 26 yaşındayım. Sakarya'dan yarışmaya katılıyorum. Sakaryalıyım. Ee, kısa bir süre de olsa yerel televizyonda maç anlatma imkanım oldu hem futbol hem basketbol. Sizin de belirttiğiniz gibi Lig Merkezi bir Alubin programına gol anlatım videolarımı göndermiştim. Ee, yayınlanmıştı hatta Alubin programı e, yayından kalktıktan sonra ben çok üzülmüştüm fakat <laughs> Bean Sports bizlere öyle bir güzel sürpriz yaptı ki e, kolay anlat yarışmasının başlamasını heyecanla bekliyorum. Sen de son 50'ye kalan isimlerden biri oldun. Bu arada biz senin VTR'ni izlerken Olcay Çakır seni ekranda görüp gömleğini, saçını çok beğendi. Onu da söyleyeyim üstümde kalmasın. sevgili Mustafa. Çok teşekkürler Olcay Çakır. Sevgili Mustafa Hayatta hiçbir şey iyilik de kötülük de ve diğer şeyler hiçbir şey boşuna yapılmıyor, Yap, yapılmıyor. O yüzden çok beğendim. Tebrik ediyorum seni. İnşallah başarılı olursun. Jüri'nin takdirini kazanırsın. Ee, benim hani ölçeğimde sınıfı geçtim diyelim. Hani <laughs> naçizane söylüyorum. Aa tebrik çok ederim şey. Yani hayatın her alanında hassas ve titiz olmak bence önemli. Kesinlikle. E, i̇şini ne kadar ciddi aldığının bence önemli bir göstergesiydi. E, bu anlamda teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Çok teşekkürler, sağ olun. Mustafa birkaç cümlede senden geleceğe dair aslında en büyük hayalinin iyi bir maç spikeri olmak olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz ama bunun dışında geleceğe dair planlarını, hayallerini de bizle paylaşırsan seviniriz. Tabii ki. yani Öncelikle zaten son 50 kişi arasına kalmak çok güzel, benim için mutluluk verici. Umarım bu pandemi süreci geçtikten sonra, stüdyoya geldikten sonra da Son 50 kişinin değil de ileriye doğru başarılar elde ederim ve umarım bir gün profesyonel olarak bu mesleği yapmaya hak kazanırım ve başlarım. Umarız tüm dileklerin gerçekleşir. Mustafa yolun şansın açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.